buna pis burun derler koçum. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok? İyi senden. İyi abi ben olsun işte. Koşturmaca çalışmaca da ama. Tabii canım çalışırız. Öyle abi çalışmaca. Aynen öyle. Evet Anadolu Spor ikinci yarıya başladı. Başladı. Fena da başlamadı. Başladı. Aslında bence bir puan iyidir, 10 kişiyle oynadık çünkü. Ondan iyi yani neredeyse 60 dakika 10 kişi oynadık. Tabii için. Ama orada atılan oyuncumuzun iki tane sarı kartı çok kısa sürede yemesi biraz manidar. Ya aynen çok erken kartı gördü gerçekten. Çok yani çok manidar ve aynı şekilde ikinci sarıyı yiyorsun. Bu da neyi gösteriyor? Çok basit kart gördü. Evet. Gerçekten çok basit kartlar gördü. Sonra kalecimizin yediği o frik koyuna ne diyorsun? Yok işte birileri diyecek ki işte Postman oynadı, o oldu, bu oldu. Adam Postman oynayacağı yeri milim milimine nereden biliyordu o zaman? Kaleci barajı iyi ayarlayamadı. Ayarlayamadı. Baraj kötüydü. Hatası vardı. Yani. İkincisi durduğu yerde yanlıştı. Ya, evet abi ben anlatmak istedim. Yanlıştı. Hani bu kaleci için kulağı çekesin derken bak devre arası da çekmemiş. Sayın hocam orada diyor ki sen kaleci sen ne yaparsan yap bu takımın İsmail'miş abi yedekine sormuş ne yapar oradan öncesinde. Yedekine İsmail'miş. Ben bakmamışım yedek kaleciye de. Şimdi genel olarak bir değerlendirme yapabilirsek abi özellikle şu yeni transferlerden biliyorsun 3'ü 11'de başladı. Usal, Sorvet'e olarak. Senle o transferlerle ilgili geçen konuşmamızda da hani demiştim ki 3 tanesinden ümitliyim. Ve 3 tanesi ilk 11'deydi zaten. Ama bir tanesi Anıl için çok ümitli değilim ama adapte olursa o da faydalı olacağına inanıyorum diye söylemiştim. Ya, kaliteli bir oyuncu aslında Anıl da şey bir oyuncu değil. Sol kanatta değerlendirilebilecek bir oyuncu. Yalnız hocamızın bir şeyi daha görüyorum. Bakın 16-17 hafta ikinci devrenin birinci haftası yine 5'li defans hala bir taktiği oluşturamamış. Oyuncuları istediği oyuncuları aldığı halde. Bu yani yine aynı taktikle çıktı. Yani bu da neyi getiriyor? Hocamızın bir taktik kurma gibi bir özelliği olmadığını gösteriyor. Ya belki adamın taktiği yoktur. Abi ben bunu oynayacağım diyordur adam. Tamam öyle oynayabilirsin. Ama öyle oynadığında her zaman böyle 10 kişi bir puan çıkaramaz. Aynı taktikten kaybettiğin 3'er puanları da düşünürsen. Şu rakip Adana Spor olduğu için bence 10 kişiyle biz o 3 şey bir puan aldık. Aynı fikir demiştim. Evet. Rakip konuşalım. Rakip Adana Spor olduğu için sen çıkarken sahaya top yani fazla defansla çıkacağına hani her ne kadar ikisini istemesen de ön libero olarak 4-2-3-1 ya da 4-3 çıksan da ilk aa, devrede 2-0'ı 3-0'ı yakalardın. Çünkü niye? Senin Abramovich gibi Abramovich gibi iyi bir ucun var. Orta uç. Hadi. Bana göre iyi bir santrafor. Santrafor değil 10 numara. Hayır 10 numara ama iyi bir santrafor gibi görev yaptı. Ya şöyle görevini yaptı Avramovski. 10 numara futbolcusunun yapması gereken şeyleri peki, yaptı. O Rövaşatay'la attığı gole ne diyorsun? Valla gayet güzel. O neydir işte o 10 numara olduğu için değil. Özgüven o santrafora da yakın olduğu için. Tamam. Kaleye arkan dönüş. Şöyle tamamen özgüven abi. O her futbolcu öyle ben döneyim de Rovaç'ta vurayım da yapamaz yani. Korkar yani. Yanlar dolu. Tabii canım abi, korkar yani. 3 tane oyuncu var etrafında ve sen onu vuruşu yapıyorsun. Ne? Bizim eksimiz neydi? Haftalar son vuruş yapan birisi. Evet. Şey de iyi. Son vuruşlarda. Azeri Gocu var ya. O çok iyi. O da iyi. Bana o da iyi. Yani yeni transferlerden dediğim gibi abi ben Avramovski ile Usali ayırıyorum Azeri golcüyü ama Tunağan'ı tam hazır görmedim. Tunağan da bana göre oyun içinde aldığı görevini yerine getirdi. Yani ben tam hazır görmedim biraz daha eksikleri var gibi inşallah ilerleyen süreçte daha da iyi olacaktır. Daha iyi bir gitti bu takım. Güzel bir 10 numara bulduk. Bulduk. İyi şutlar çekiyor, iyi bir sol ayağı var, güzel paslar atıyor. Bir de şimdi bitirici vuruşları var. Ha bir de şimdi Anıl da kadroya girdiğinde tam olarak. O zaman hocamız yine hala böyle 5'li defansta bir tane forvetle falan çıkacağını düşünmüyorum. O zaman kanatları da kullanmaya başlayacaktır. Ya şöyle yine tek forvet çıkılması lazım ama bu takımda şu anki takımda çok rahat 4-2-3-1 oynarsın. Eda biz de onu diyorum işte bahsettim. Çok rahat 4-2-3-1 oynarsın abi. Adana'da bunu dene.
En iyi yani, karşındaki rakip. Şu kadroda oynarsın yani 4-2-3-1. Yeni transferlerle. Bu kadro playoff'a da rahat gidebilir. Çünkü daha önce mesela 4-2-3-1 oynaman için bir 10 numaran lazımdı. 10 numaran yoktu. İyi bir santrofor lazımdı. Yoktu. Şimdi bu ikisini de aldın. Ya, daha ne? Niye, ne bekliyorsun? Koy 10 numaraya, koy bir ileriye Musali. Peki niye yapmadık? İşte hocanın düşünceleri yani, ne tarz bir yazımda şunu söylemedim yani. Yazımda şöyle bir bölüm var. Ben daha yazımı hani, okuyamadım. Yok, bu takım playoff'a gider. Ama hoca hoca olduğuna inanırsa gider diyorsun. Gider. Yani şimdi bakıyorum bu takımın kadrosuna. Şu ligde çoğu takımdan iyi kadromuz var. İlk 7'deki, kalitesi olarak. İlk 7'deki takımlardan bir tanesi kadro yönünden. Yani denilebilir. Evet. Çok rahat söylenebilir. Çünkü kadro kalitesi anlamında gerçekten yeni transferlerle bir seviye atlandı aslında. Hoca'yı maçı sana ne demiştin? Geçen hafta, o hafta için. Ne demiştin? Hadi sormuştu sen bana. Ha şeyleri, sonuçları mı diyorsun? Aynen. Ben onları... Dur bakayım, Kocaeli maçını takip ben iddia yapmıştım, söylediklerimi yazdım. Ona en son değineceğim yine, maçları tekrar konuşacağız. Birkaç maçında... Hangi maçtı? Birkaç maçında tutmadı da... Genelini tutturdun ama. He? Genelini tutturdun. Genelde tutacağım, zaten sen bana 6 maç sordun. Aynen. 4'ü tuttu. İkisi tutmadı. Bir Bolspor maçıydı herhalde. Evet, bir de Sakarya maçıydı. Evet, Sakarya maçıydı. Sakarya kaybetti Mustafa esasında. Onu en son yine bir haftaya, gelecek haftanın programına bir değineceğiz abi. Ne diyecektim? Yani o, bak bizim iletişimde iddia yorumcusu falan sanacak abi. Hayır, hayır. Biz düşüncelerimizi söylüyoruz. Yani genelde şöyle bir değerlendirme yapıyoruz. Ne olur, ne gider, ne biter hesabına. İddia falan yaptığımız yok abi. Yok, ben yaptım canım. Tutturdum. Ben yapmıyorum abi. Ben yani ben 6 maçı sistem oynadım. Hani 4, 5, 6 olarak işte kaç 200 küsür lira kazanmış oldum. Şimdi şunu tekrar Kayamba konusuna bir değineceğim. Kayamba Süper Lig'den teklif geldiği için yapmış olabilir mi? Ya olabilir, öyle de denilebilir ama şöyle bir durum var. Kayamba beşli savunmanın sağında oynadı gibi oldu. Ya biraz bek, yani geri gelmesi istendi Kayamba'dan. Kayamba o turnuvanın topçusu değil abi. Kayamba'nın defansif özelliği yok. Canım, adam, gördük işte ne oldu. Adam stoper ama. Kayamba'dan bahsediyor. Ha Kayamba doğru. Kanat adamı. Yani onu diyorum. Şimdi 5 normalde 3-5-2 ama hani rakip atak yaparken 5'li savunmaya dönüyoruz ya. Ya. Yani hocanın taktiği bu. Biz atak yaparken 3'lü savunma 3-5-2'ye dönüyor pozisyon. Adamlar atak yaparken yani rakip takım atak yaparken 5'li savunmaya dönüp 5-3-2 gibi bir şeye dönüyor. Taktik. Ya karmaç olan şimdi 5'li savunmaya döndüğün zaman Kayambas bildiğin sağ bek oynadı. Ki yani bu adamın defansif özelliği olmadığını zaten biliyoruz. Hayır, birinci bu maçta da gösterdi. Birinci sarıyı yedi mi? Orada hoca ne iş yapıyor abi? Orada onun üzerine farklı bir şey kurabilir. Hadi sen gelme. Ha orada mesela 4-2-3-1'e dönebilirsin. Çünkü 1-0 galipsin abi. Yani bunu öyle. Yani devam ettiğin zaman ne oluyor? Sen oradaki oyunu okuyamamış oluyorsun. Oyuncunu anlayamamış oluyorsun. Ha bu da ne oluyor? Hoca mısın sorusunu bana tekrar sorduruyorsun. Yani orada bir sıkıntı yaşadık. Kaleci baraj hatası yaptı. Gol yedi. Çok. Eğer kaleci o hatayı yapmamış olsa, başka gol pozisyonu da yoksa... Yok yok abi yok. Ne oldu? Sen oradan 3 puanla gelecektin. Evet, çok da güzel olacaktı. Evet. Al şimdi bir takım rakiplerin, mesela Sakarya'nın falan puan kaybettiği yerde, Hoca'nın puan kaybettiği yerde, senin oradan 3 puanla gelmen bana göre 6 puanlık bir maç olur. Yani yenmiş olsaydık, şu an puanımız 25 olacaktı. 7. sıradaki takımla 5 puanlık farkı koruyacaktı. Gene 5 puan farkı ya. Yok. Şu an 7 puan fark var abi. 7. 7. 6. lider. Yani playoff potasındaki takımlarla şu an 7 puan fark var. 7 puan fark var 3 maç. Aşağısıyla da sıkıntı ama yani 16. sırada Tuzla var.
Onunla da 7 puan fark var. Aşağıyla da Yusuf'te de 7 puan fark var abi. Tam ortada. Ama yalnız ne yaptı hocam? Aşağıdaki açıklığı yukarıda kapattı. Yukarıda aşağıya eşitledi. Aynen. Tam eşit oldu şimdi. Peki abi, gelecek haftaya dönecek olursak Bandırma gelecek buraya biliyorsun. Zor bir maç olacak bizim. Bandırma maçında da diyorsun. Ama yine böyle bir şey defansa falan çıkarsa Bandırma maçında sıkıntı yaşayabilir. Sen hocanın taktiğine taktın. Taktiğine takmadım. Olmayan taktiğine takıyorum. Değiştirmesi lazım diyorsun. Ya tabii canım, bu kadar iyi oyuncular aldın. Şimdi bunları sen istediğin gibi kullanmıyorsun. Ya zorunlu bir şeyler yaptırıyorsun. Şimdi bir oyuncu atıldıysa bunda oyuncuyla birlikte hocasının da suçu var. Artı kaptanlarının da suçu var. Ya şöyle, daha önce de söyledim ki Kayan bana şimdi defansif anlamda hiçbir şey yok abi. Yani adam defans yapamıyor, savunma yapamıyor. Bu adamı sen rakip takım atak yaparken bildiğin sağ bek gibi oynatıyorsun ki kartlar da doğru. Yanlış bir kart yok. Kartta sıkıntı yok. Hakem hani hatası da diyemeyiz. Kartta sıkıntı yok. Kartın görülme şekli hocanın yanlışı yüzünden. Yani özellikle ikinci sarı kart. O dangeti canım zaten. Ya. Şey yapmayacaksın abi orada pozisyonu. Ama ne yapacak? Girerken düşünmen lazım sen kartın olduğunu. Adam oranın adamı değil ki. Ne yapabildi yani? Adam forvet adamını, sen yani kanat adamını getirmişsin. Gel burada bana müdafaa yapıyorsun. Yapamaz. O yüzden sıkıntı yaşadık. Ha, müdafaa adamını kanat oynatırsın, yapar. Süratlidir, orta yapıyordur, yapar. Ki bunu denedim daha önce, sakatlanan zat-ı muhteremde. Ortaları berbattı ama kanat gibi kullandım. Evet. Hayırlısı abi bakalım, haftaya inşallah Bandırma geliyor. Bandırma maçında zor bir maç olacak ama yani yine böyle çıkarsa... Ya böyle kazanmama çıkmaz. Gibi şansımız yok ama abi yani. Zor maç evet. Hayır, kazanmama gibi değil. Kaybetmeme gibi bir lüksümüz yok. Ama kazanmak için adım var. İşte bak, belki yeter abi bu hafta bir adım. Ya bakacağız işte, bakacağız. Yani inşallah diyorum. Ümidim yok hocadan. Ben inşallah diyorum. Hoca şu takımı sahaya sürerken ama Azeri'ye, ama Tunahan'a, oğlum sağ içeride sen yönet, bu maçı kazan desin. Hoca hiçbir şey taktik vermesin abi. Bu takım sahada iş yapar. Bence bu işi Avramovski'ye vermek lazım. Olabilir. Ya ben onda o yeteneği gördüm açıkçası. Ya şöyle, yani tam bir 10 numara oyuncusu gibi şu an. İlk maçtaki izlenim o. Abi ilk maçta bak. Tabii şu maçta, bir maçta bir futbolcu değerlendiremeyiz ama. Ben 4'ünü de beğendim. İlk maç olmasına rağmen bak. Anıl da sonradan girdikten sonra iyi işler yapacak. Ya ben şöyle, yani şu söylüyorum. Şimdi ilk maç, bir maçta bir futbolcu değerlendirmek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama. İzlediğim kadarıyla Avramovski de tam bir 10 numara. Vallahi bunların hepsi de hazır gibi görünüyor. Aynen. Yani çünkü niye? Elinde hazır dediğim iki tane önlü veren var ya, bunlar hala hazır olmadığına göre, bu gelenler onlara göre tamamen hazır. Çok çok iyi onlara göre canım. Yani. Evet abi, yine şeye geçiyoruz. Skor tahmini. Skor tahminini. 19. hafta. Skor tahminlerini yapalım. Bakıyorum, evet, cuma günü tek maç var yine. Bir tek sen Giresunspor, Çorum. Çorum'a da diyorsun ki bence de Çorum rahat kazanacaktır o maçı. Giresun gerçekten çok büyük sıkıntıda. Transfer yapamayan takımlardan bir tanesi. Biz de Allah razı olsun Savaş Başkanı sayesinde yasaklandık. Kesinlikle. Ya iyi ki böyle bir başkan var. Valla bırakırsa ne olur bilmiyorum abi. Bırakırsa... Bu saatten sonra Bolspor'un hala Arap. Bırakırsa keseden yemiş olur. Parayı da almaz. Cumartesi günü ilk maç saat 1.30'da Erzurumspor Bodrum. Erzurum içte iyi şeyler yapmaya başladı. Bodrum'u zorlar ya da beraber biter maç. Bence beraber biter abi. Erzurum kötü bir takım değil. İyi de bak şimdi Lendeli falan da aldı. İç sahada... Lendeli bunlar var. Pardon. Yani iç sahada çok kolay puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bir de hava şartları da öyle. Bir gelecek birisi artı 20 dereceden eksi 5 derece. Saat 4'te yine cumartesi günü Bolspor Bandırma Spor'u ağırlayacak. Bu maça ne diyorsun? Vallahi görünüm 1 diyor. Ya, tabii hepimiz 1 diyoruz ama içimdeki korku 2 olabilir diyor. En kötü bir beraberlik çıkarırız diye düşünüyorum. İçimdeki korku 2 olabilir diyor çünkü bizim hocanın en büyük handikapı daraldığı anda çözüm üretmemesi.
O öyle bir sıkıntı var ne yazık ki. Hani takım dağına düştüğünde alternatif bir taktiği yok. Yok. Ya hiç taktiği yok, alternatif hiç yok zaten. İşte alternatif bir taktiği yok, orada bir sıkıntı yaşıyor bence de. İnşallah kazanır diyorum ama bak, ben en kötü ihtimalle en kötü ihtimalle beraberlik diyorum. Ama korkum ki yine aynı gün saat 7'de Kocaelispor Eyüpspor çok güzel bir maç. Vallahi o maç olaylı olur. Çok güzel bir maç. Yarıda kalabilir o maç. O maç çünkü niye? Şimdi Ertuğrul Sağlam da başladı artık. Göndermelere. Bir maç kaybedince başlıyorsun sallamaya. Evet. Kaybettin de oyunu top oynadın da mı kaybettin? Ama maç güzel maç olacak evet. Diye düşünüyorum yani. O maç güzel olur. O maç güzel yani güzel. Normal şeyi beraberlik. Ama bak Eyüp iş bitirici çok güzel oyuncuları var. Aynen. Yani Eyüp'in o konuda çok artısı var. Eyüp evet yani. Hani son vuruşları yapabilecek. Bir çok, maçı çevirebilecek oyuncu çok çok fazla. Bir anda tek bir oyuncuyla aynen. Skor değiştirebilir. Skor değiştirebilecek oyuncusu çok fazla. Evet, pazar gününün ilk maçlarından Tuzla Spor Altay. Bir olur abi. Tuzla da kötü. Altay da kötü. İkisi de kötü. İkisi de kötü ama ben Tuzla alır. Tuzla alır diye beraberlik bile olabilir çünkü abi. Çünkü Tuzla artık kaybedecek hali kalmadı. Bu hafta da kaybetti. Evet. Yine 1.30'da başlayacak diğer maç. Ankara Keçiören Gücü Manisa Futbol Kulübü. Manisa alır. Ben de Manisa alır diye düşünüyorum. Saat 4'teki karşılaşmada Şanlıurfa spor sahasında Adana Spor'la oynayacak. Şanlıurfa alır. Bence de Urfa bu maçı alır diye düşünüyorum. Saat 7'de Gençler Birliği Sakarya. Bu maçta güzel maç olur. O maçta harika bir maç olur. Gençler Birliği alır ve Sakarya biraz daha kopar yukarı. Bence Sakarya maç alır abi. Yok, Gençler Birliği alır. Son maç, haftanın son maçı Göztepe sahasında Ümraniye ile oynuyor abi. Göztepe diyorum çünkü bu hafta iyi bir şeyle geldi. Bence de rahat kazanır bu maçı. Ha bir de şunu söyleyeyim. Tabii burada biz mesela geçen hafta da bunu düşündük. Mesela Sakarya alır. Alamadı. Bolu alır. Alamadı. Şimdi orada bir sıkıntı var. Yani bizim düşüncelerimizin tutmaması değil sıkıntı. Oynanan oyunlara baktığında Sakarya'da da çok iyi bir oyun çıkarmadı. Evet, bu hafta çok yani ben, iyi bir oyun çıkıyor. Yani bütün maçların Selçuk'un %70'ini seyrettim. Ya şöyle biz bir de şimdi burada böyle tahminler yürütüyoruz ama hafta içinde sakatlıklar oluyor, bir şey oluyor, kadroya şey eksiklikler oluyor. Yani illaki sıkıntılar yaşanıyor. Biz sadece şu anki tahminlerimizi yapıyoruz. Yani, biz böyle pazartesi günü çekiyoruz, çarşamba günü yayınlanıyor. Bunu da belirteyim tekrar ne tabii sıkıntı yaşamayan. Bazen insanlar diyor ki hani daha önceki konular konuşuluyor veya farklı şeyler konuşuluyor. Biz bunu pazartesi çekiyoruz. Çarşamba yayınlıyoruz ki böyle bilinsin. Sadece şu an tahmin yürütüyoruz. Biz böyle düşünüyoruz. Yani biz iddia yapmıyoruz. Bunu da tekrar söyleyelim. Yok ben yapıyorum iddiayı. Söylediklerim üzerine. Yani sen tam kurarsın. Yani kendin yapıyorsun. Mesela bu hafta tuttu. Yani 6 maç oynadık. 4 maç tuttu. Evet. Yani 4-5-6 yaptığım için de iyi yani bir 200 lira civarında bir para kazandık. Hayırlı olsun abi. Eyvallah. O benim parayı hiç dokunmama. Hayvanlara mı? Yok 50 lirayla başladım. O bir ara hayvanlar için aldım canım. 2500 lira falan çektik nezleden. İyi tutturduk bir ara. O zamanlar mama ihtiyaçlarımızı karşılıyorduk. Şimdi mama ihtiyaçlarımızı zar zor karşılıyoruz ayrı bir konuda. Destek olanlar oluyor belki abi. Var canım birkaç destek olan. Onlara da bir teşekkür edelim. Edelim tabii canım. İsim vermek istemiyorum çünkü. Yok, isim vermeden. Şunun için isim vermek istemiyorum. Bizde bütün işte bazı dernekler, şunlar bunlar gidip hayvanlar için veterinerler de şuraya buraya borç yapıyorlar ya. Onlar para dileniyorlar. Ben mama dileniyorum. Ne kadar güzel. İsim de vermeyeyim de. Öyle ama gerek. Çok güzel insanlar. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim size kendilerine. Yani siyasilerden var. Ne güzel. Ama tabii söz verip tutmayan siyasiler de var. Onlar çok var abi. Çok değil. Bir tane var. Kim olduğunu biz biliyoruz ya da. Herkes bir isim vermeyeceğim ben. İsim verme abi. Gelin yani taahhütlerinde bulunup da yapmadıklarını bu pazar günü gittim gördüm. Hı-hı. Yani Sultanbey Köyü'nün üzerinde bir yer, rezil bir yer yapılmış. Orada 3-4 tane amfide köpek var. Ve utanmadan o köpekler orada yaşatılıyor. Vallahi bir sözüm yok. Çünkü... Buna ne diyebilirsin ki abi? Ya buna sadece ben şunu derim. Maaş alanların maaş alarak hayvansever olanlarla cebinden harcayarak hayvansever olanların bakış farkı.
Tabii. İlla ki. Ben burada şunu söylüyorum. Ben hayvansever değilim. Ben hayvanseverim. Çünkü hayvanseverler onların üzerinden kazanıyorlar. Para kazanıyorlar. Kazanıyorlar. Neyse. Maaş alıyorlar. Doğru söylüyorsun. O zaman konuyu burada kapatıyorum. Kapatıyoruz. En yakın zamanda belediyenin doğru insanlara geçmesini temenni ediyorum. Amin inşallah. Haftaya pazartesi görüşürüz inşallah. Buna pis fırın derler koçum.